Günümüzde mevcut olmayan meslekler gelecekte büyük alanlar kaplayabilir. Geleceğin popüler mesleklerini bilmek, daha doğru bir kariyer planlamanıza ve daha çok mesleki güven duymanıza yarayacaktır. Geçmişe baktığımızda bazı mesleklerin kaybolduğunu ve yerlerine yeni mesleklerin ortaya çıktığını görürüz. İşte gelecekte var olacak fakat şu anda adı pek duyulmamış geleceğin meslekleri. Güneş enerjisi teknisyeni. Rüzgar enerjisi gibi güneş enerjisi de insanoğlunun temiz enerjiye geçişindeki başrollerden biridir. Her sene maliyetleri düşen güneş enerji sistemleri, işletmeler ve kişisel ev kullanımları için gittikçe daha cazip hale gelmeye başladı. Dünyanın hemen her yerinde güneş enerjisi teknisyenleri büyüyen bir sektörde hem iş güvenliğine sahip olmanın hem de değişimin bir parçası olmanın keyfini çıkarıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2026 yılına kadar 30 bin civarında güneş enerjisi teknisyeni istihdamına ihtiyaç duyulacak. Bu çalışanların ortalama yıllık maaşları 39 bin dolar seviyesinde olacak. Başarılı mühendislik becerisiyle geliştirilmiş yazılımlar olmadan bilgisayarlar, robotlar ve mobil cihazlar işe yaramaz aletlerdir. İnternet büyüdükçe ve makineler daha akıllı ve hayatımıza daha derinden bağlı hale geldikçe yetenekli yazılım geliştiricilere olan ihtiyaç artacaktır. Özellikle mobil uygulama yazılım geliştiricileri için 2020 ve sonrası kariyerlerinin altın çağı olacak. Öyle ki bu alanda ihtiyaç duyulacak profesyoneller sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında uygulama yazılım geliştiricilerinin ortalama kazancı yıllık 100 bin dolardı. 2026 yılına kadar ihtiyaç duyulacak hemşire sayısını ifade etmek için milyonlardan bahsetmek gerekecektir. Bu sayı yine yaşlı nüfusundaki artışa bakılarak anlaşılabilir bir hal alıyor. Teknolojik gelişmeler ve tıbbi buluşlar nedeniyle bu meslek dalında değişiklikler yaşanacak olsa da hemşireliğe olan talep gelecekte de azalacak gibi görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan hemşirelerin 2016 yılı yıllık maaşlarının ortalaması 68 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve kültürel değişimler nedeniyle her geçen sene bir öncekine nazaran kat be kat artan oranda veri toplanıyor ve işlenmesi için bekliyor. Her sektördeki kuruluşlar artık çok daha fazla ve ayrıntılı veri toplayabilme becerisine sahip. Fakat bu verilerin işlenip ne anlama geldiğinin çözümlenmesi de bir o kadar zor. Bu firmalar ve kuruluşlar artık sadece bu verileri toplayabilen değil, aynı zamanda verileri değerlendirip geçmişteki ve günümüzdeki eğilimleri ortaya çıkarabilen, bu sayede de gelecekle ilgili gerçekçi tahminler ortaya koymayı başaracak uzmanlara ihtiyaç duyuyor. 2017 yılının Mayıs ayında yapılan araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde veri analistlerinin yıllık ortalama maaşı 57.261 dolar olarak ortaya çıkmıştı. Dijital içerik uzmanları. Her geçen gün daha sağlam temellere kavuşan en büyük kültürel değişim, sürekli daha dinamik, dijital, daha interaktif ve talebe dayalı hale gelen medya içeriği, sürekli elimizin altında var olan ve bizi her an her yerde internete bağlayan cihazlar nedeniyle yeni içeriklere olan ihtiyaç da soluksuz devam ediyor. Hemen her sektör yeni içerikler yaratmanın etkin kalmak için önemli olduğunu fark ediyor. Uzaktan çalışma ve serbest olarak mesleğini icra etme taleplerinin de artışıyla hemen her iş dalı ve becerideki uzmanlara olan ihtiyaç artmakta. Bu sektördeki iş fırsatlarına hazırlanabilmek için internet satışı, yazarlık, multimedya ve dijital sanatlar alanlarında kendinizi geliştirmeniz sizlere yardımcı olacaktır. Bilgi güvenliği analisti. Modern yaşam şeklimiz nedeniyle bilgisayarlarla ve bilgi teknolojilerine sürekli daha fazla bel bağlıyoruz. Bu da siber saldırılara karşı bizi eskisine nazaran daha korumasız kılıyor. Şansımıza bugüne kadar hackerlar önemli bir altyapı servisine geniş ölçekli ya da uzun süreli saldırılarda bulunmadı. Fakat yeterince bilgisayar güvenlik uzmanına sahip olmadığımız takdirde devlet kurumlarını ya da önemli organizasyonlara bu tip saldırıların gelmesi kaçınılmazdır. Siber güvenlik dünya genelinde önem verilmesi gereken bir konu ve saldırganlar her geçen gün daha sofistike yöntemlerle karşımıza çıkıyor. 2026 yılına kadar yüz binlerce uzman ihtiyacı ortaya çıkacağı öngörülürken Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan uzmanların 2016 yılı yıllık ortalama maaşları 92 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Dijital rehabilitasyon danışmanı. Gün içerisinde maruz kaldığımız dijital bilgiler nedeniyle hiç kendinizi bunalmış hissettiniz mi? Günümüzde birçok insan bu şekilde hissediyor. Hayatlarımız sosyal medya ve diğer çevrimiçi aktiviteler etrafında döndükçe kullandığımız teknolojiye ne kadar bağımlı hale geldiğimizi fark ediyoruz. Bu nedenle gelecekteki popüler mesleklerden biri, insanların dijital detoks yapmasına yardımcı olarak bu tür içeriklerden uzak tutan profesyoneller olacaktır. Danışmanlık eğitimi almış kişiler bu iş için gerekli donanıma en uygun adaylar olabilir. Blockchain geliştirici. Dijital kripto para birimi Bitcoin'i daha önce duymuş olmalısınız. Peki Bitcoin'i hayata geçiren ve altında yatan teknoloji hakkında ne kadar çok şey biliyorsunuz? Bahsettiğimiz teknoloji, yani blockchain teknolojisi, finansal ya da başka türlü işlemlerin merkezi olmayan, hızlı ve gizli bir şekilde yapmaya yarayan dağıtılmış kriptografik bir kayıt defteridir. Anlaması biraz zor olsa da uzmanlar blockchain teknolojisinin internet gibi dünyayı değiştireceğine inanıyor. Bu nedenle blockchain teknolojisinden anlayan, onunla işlevsel hizmetler ve ürünler geliştirebilen uzmanlar gelecekte büyük bir talep görecektir. Ticari drone pilotu ve hareket memuru. Hükümetler drone kullanımı için en uygun düzenlemeleri yapmaya başladı. Çünkü insanlar uzaktan kumandalı uçabilen droneların avantajlarından faydalanmak için yeni yollar geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Askeri ve eğlence amaçlı kullanımı yaygın olan droneların çeşitli kişisel ve ticari kullanım yolları da her geçen gün artıyor. Örneğin Amazon gibi firmalar droneların paket teslimatı için kullanılmasına ön ayak oldu. Fakat dronelar şehirdeki çöpleri temizleme, hava kirliliğini takip etme ve yüksek ya da ulaşılması zor yerlerdeki sıradan işleri yerine getirme gibi amaçlar için de kullanılabilir. Bu nedenle bazı firmalar ve kamu kurumları kendilerine ait hava taşıtlarının kullanılması ve takip edilmesi için ekipler oluşturacaktır. Akıllı bina teknisyeni. Yıldan yıla daha fazla ev, bina, ofis ve fabrika otonom teknolojilerin faydalarından yararlanarak ışıklandırma, ısıtma, havalandırma ve güvenlik gibi bina sistemlerini kontrol ediyor. Buzdolabı gibi günlük kullanılan cihazlar da artık nesnelerin interneti teknolojisinin bir parçası olmaya başladı. Gelecekte akıllı binalar şehirleri ele geçirip insanların otonom teknolojiler sayesinde daha özgür ve rahat yaşamalarını sağlayabilir. Fakat halen bu sistemleri kurabilecek, bakımını ve tamiratını üstlenebilecek yetkin kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Yani havalandırma ve ısıtma gibi sistemlerde uzmanlıkları bulunanlar geleceğin akıllı bina teknisyenleri olabilir. Fütüristlere göre 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin henüz sadece yüzeyini kazıyabildik ve bu teknolojinin çok daha büyük bir potansiyeli bulunuyor. Hobiciler, endüstriyel tasarımcılar, biyomedikal mühendisler ve diğerleri talepler doğrultusunda sürekli yeni şeyler deniyor ve alet edevat, yiyecek, giysi, ev gereçleri, medikal implantlarla otomobil, havacılık ve elektronik için parçalar üretiyor. Bu teknoloji ilerledikçe 3 boyutlu yazıcılar evlerimizde buzdolabı ya da mikrodalga fırınlar gibi normal hale gelecek. Nihayetinde ise her ev ve iş yerinde bir adet 3 boyutlu yazıcı bulunacak. Bunun sonucundaysa büyük fabrikaların yerini şehirlerde faaliyet gösteren 3 boyutlu yazıcı ile üretim yapan işletmeler alacak. Yani 3 boyutlu yazıcı bakımı yapan teknik personele olan ihtiyaç fazlasıyla artacak. Artırılmış gerçeklik geliştirici. Gerçek hayat çok mu sıkıcı? Görsel olarak iyileştirmelere, ek bilgilere ve eğlenceli eklentilere mi ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle düşünen insanlar olduğu için özel güneş gözlükleri, biyonik kontak lensler ve diğer teknolojiler aracılığıyla gerçekte gördüğümüz şeylerin üzerine dijital görüntüler ve bilgiler işlemek için artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanılmakta. Her sektöre, etkinliğe ve kamusal alana etki edebilme yeteneği sayesinde artırılmış gerçeklik gelecekte insanların hem kişisel hem de profesyonel hayatlarına dokunacaktır. Bu nedenle artırılmış gerçeklik geliştiriciler, bahsi geçen teknolojinin güvenli ve etkin kullanım yollarını bulup tasarlamak zorunda kalacak. Kişisel gizlilik danışmanı. Teknoloji evrimleşerek geliştikçe ve her geçen gün hayatlarımıza daha fazla nüfuz ettikçe kişisel gizliliğimizi korumakta zorlaşıyor. Yüz tanıma sistemleri ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle geniş kitlelerce kullanıldıkça bu zorlu savaş da daha karmaşık hale gelecek.
Yakında dışarı çıktığınızda insanlar sizin adınızı, yaşınızı, medeni halinizi, çalıştığınız yeri ve eğer varsa sicil kaydınızı görebilecek hale gelecektir. Bu nedenle sosyal medyada ya da diğer teknolojilerin sunduğu önemli faydaları feda etmeden gizliliğinizi koruyabilecek uzmanlar gelecekte çok büyük talep görecektir. Robotik hizmetler teknikleri. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hemen her ev, çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik ve çim biçme gibi görevlerde kullanacağı gelişmiş robotlara sahip olacak. Fakat bu robotlar her zaman düzgün bir biçimde çalışmayacaktır. Bu nedenle yetkin teknisyenlere hacklenmiş, bozulmuş ya da tamamen çökmüş olacak olan bu robotları tamir etmek için ihtiyaç duyulacak. Aslında robot teknikerleri elektrikçi, tesisatçı ya da otomobil tamircisi gibi beceri gerektiren ve kabul gören bir iş olacaktır. Uzaktan sağlık mühendisi. Robotik ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ileride bir gün doktorların ya da diğer sağlık personelinin hastanın yanında olmadan teşhis koyabilmesine imkan verecek imkanı doğuracaktır. Teknoloji şimdiden uzaktan robot yardımıyla ameliyatı mümkün kılacak kadar gelişti bile. Gelecekte uzaktan sağlık mühendisleri hastaların dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir doktor tarafından muayene edilip tedavi edilmesine imkan veren yenilikler geliştirecek gibi görünüyor. Kentsel tasarım uzmanı. Her yıl kentsel nüfus kabul edilemez bir oranda büyüyor. Bu da 2050 yılına kadar kentsel nüfusun 2 katına çıkacağı ve dünya genelinde 5.2 milyar insanın kentlerde yaşıyor olacağı anlamına geliyor. Dahası günümüzde kullanılan tarım tekniklerinin çoğu doğal hayata zarar veriyor. Bu nedenlerle şehirlerin sürdürülebilir olması, suda tarım ve dikey tarım gibi yöntemleri kullanarak kendi yiyeceğini üretebilmesine bağlı hale gelecek. Hayatta kalmalarının kendi yiyeceklerini üretmekten geçtiğini fark edecek olan şehir sakinleri, profesyonel kentsel tarım uzmanlarına ihtiyaç duyduklarını fark edecek. Nanoteknoloji mühendisi. Maddeyi atom ve molekül düzeyinde manipüle etmek, geniş bir yelpazede yenilikleri hayal etmemize ve tasarlamamıza imkan verecek. Örneğin inşaat alanında kendini kopyalayan nano yapıların, insan vücudunda ise bağışıklık sistemine yardımcı olan nano robotların kullanılması, bu alanda çalışan birçok uzmanın kafasındaki ilk fikirlerden. Nanoteknoloji halihazırda gelişmiş malzemelerin üretilmesi için kullanılıyor. Bu malzemeler ise elektronik ve kıyafet gibi tüketim ürünlerinde kullanılmakta. Bu teknoloji olgunlaştıkça nanoteknoloji mühendisleri de ortaya koydukları tasarımların çevreye ve insana zarar vermeyen parçalar olduğundan emin olmak zorunda kalacak. Teknoloji ahlak bilimcisi. İnsanoğlu halen her şeyi sırf yapabildiği için yapmak zorunda olmadığını öğrenebilmiş değil. Ahlak bilimciler bu konuda bizi zor yoldan öğrenmekten kurtulmaya yardım ederler. Ahlak bilimciler bize cevaplanması güç, teknoloji ile alakalı soruları irdelememiz konusunda yardımcı olacaklardır. Örneğin genetik olarak tasarlanmış bir bebek yaratmalı mıyız? Laboratuvar ortamında geliştirilen, yetiştirilen ve hayata getirilen bir bebeğin sorumlusu kim olacaktır? Yapay zekaya sahip robotlara bizimle aynı hakları vermeli miyiz? Diğer insanlarla ilgili ne kadar bilgi edinmeye hakkımız var? Bu tip sorular neredeyse sonsuz. Zira teknolojinin dünyamızı hızla değiştiriyor olması her geçen gün yeni bir soru doğuruyor. Sanal gerçeklik tasarımcısı. Birçok insan seyahat etmeyi ve daha önce görmedikleri yerlere gitmeyi sever. Fakat yeni yerler görmek ve deneyimlemek için fiziksel olarak seyahat etmek zorunda değilsiniz. Yaratılan sanal dünyalar ve destek teknolojileri tümüyle sizin deneyimlerinizi geliştirmek için ve tüm duyularınızı kullanmanızı sağlamak üzere geliştirildi. Birçok sanal gerçeklik kullanıcısı, gerçek dünyada yaşamayacakları, maceralarda yanlarında olan diğer kullanıcıların sanal karakterlerine karşı derin bağlılık hissediyor. Bu teknoloji geliştikçe gerçekle fantezi arasındaki çizgi de incelecek. Bu nedenle yetenekli sanal gerçeklik tasarımcıları daha gelişmiş, daha gerçekçi ve hayal gücü yüksek sanal deneyimler yaratmaları için yoğun taleple karşılaşacaktır. Hava durumu kontrol mühendisi.
İklim değişiklikleri şimdiden birçok kuraklık, su baskını ile çeşitli sert ve beklenmedik hava olaylarına neden oldu. Fakat iklim bilimi ilerledikçe hava durumunu güvenli ve etkili bir biçimde manipüle etme ihtimali de ortaya çıkabilir. Jeomühendislik şimdiden küçük ölçekte kullanılıyor. Küresel ısınmanın etkilerini tersine çevirmek mümkün olmasa da bu sayede bazı bölgelerin tamamen yok olmasını engelleyecek fırsatlarımız olabilir. Eğer bu alanda yeterince ilerleme kat edilebilirse, geleceğin en değerli meslekleri arasında havayı kontrol etmek önemli bir yer ediniyor olacaktır. Kullanıcı deneyim tasarımcısı. Kullanıcı deneyim tasarımcısının görevi, bir ürün ya da internet sitesinin kullanıcıya neler hissettireceğini belirlemektir. Bu tasarımcılar elde ettikleri verilerle kullanıcının hislerini ve ihtiyaçlarını belirleyip eğlenceli dijital bir deneyim geliştirerek hizmete sunacak. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları kendilerini de ürün ve siteleri test edip müşterinin istekleri doğrultusunda hareket edecek. Mobil teknolojilerin ve internetin durmaksızın gelişmesi bu meslek dalında talebi arttıracaktır. Günümüzde bu alanda çalışanların ortalama maaşı $93.000 civarında ve artmaya devam ediyor.